kaldırıyorsunuz ve şu şekilde önde ya da arkada falan ayağınız kalmıyor. Böyleydi. Şuraya kadar çekiyorsunuz. Şöyle. Evet. 7 yaparken sağ dizimi çekiyorum ya, sol kolumu da kaldırıyorum. 7. Hemen sol kolumu şuraya getirdim arkadaşlar. Tam bu şekilde kolunuz bu şekilde kalabilir. Ellerim şöyle tutuyorum. Yine ellerimi şöyle. 7. Basarken sol kolumu da şuradan kesiyorum ve açıyorum. Yani şu. Bas, aç, sol ayak kaldır. Şuradaydım. 5-6 yaptım. 7-8. 5-6'daydım. Şimdi buralar önemli çünkü buna benzer bir iki figür daha var. Eğer buraları iyi yaparsak sonraki figürlerde rahatlarız. 7-8. Böyleydim. 7-8. Şöyleydim arkadaşlar. Sağ dizimi çekerken hemen sol kolumu da yukarı doğru şöyle kaldırdım. 7. Bunu yaptıktan sonra bas. Sol kolu açarken sol ayağını da çekiyorsun. Sol ayağı yine şu şekilde sağladım. Sağ dizimi nasıl çektiysem sol dizimi de o şekilde yukarı doğru kaldırıyorum. Şöyle kapalı değil, tamamen açık değil, önde değil, arkada değil. Şöyle bileğimi tutmuyorum, serbest bırakıyorum ve şurada. Yani figür ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi buraları çalışın. Arkadaşlar durdurun burada. Buraları çalışın. Bundan sonra yani buraları iyice yaptıktan sonra geri kalan sayılara yani figürün hareketine devam edin. Biz şimdi devam edelim. Bunu yaptım. Çektim değil mi en son? Tekrar öne doğru sol bir adım atıyorum. Artık sol adımım yukarıda kalmıştı. Öne doğru bas. Şimdi basarken nasıl basıyorum? Direkt şöyle basmıyorum da yukarıdan aşağı doğru bırakmıyorum. Nasıl yapıyorum? Sallıyorum, sonra basıyorum. Çok büyük bir sallama ya da çok belirgin bir sallama yok burada. Yani sallayayım, ondan sonra basayım. Yok. Biraz daha şu, şu. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 8'den sonra 1 diye saydım. Siz isterseniz 9 diyebilirsiniz. 1, bastım. Nasıl bir adım arkadaşlar bu? Temel adımlarda, zevin temel adımların arkadaşlar bas, çek, bas, çek, bas, çek. Bunlar zevin temel adımları. Kollarımı da istersem şöyle şuradan da açabilirim. O halde tutabilirim. Bas, çek, bas, çek, bas, çek, bas, çek. Bunlar temel adımlar. Tüm videolarımda temel adımların nasıl yapılması gerektiğini anlattım. Şimdi buradan anlatmam gerekiyor. Çektikten sonra hafif sallıyorum ayağımı. Dizin altındaki bölgeden yere doğru şöyle. Şimdi yer farz edelim şurayı. Teğet geçiyor ayağım. Sonra basıyorum. Bas. Sağ dizi çek. Yani şöyleydim en son. Bir. Buradaydım. Salladım. 1. Sağ dizi çektim. 2. Nasıl çekilmesi gerektiğini biraz önce anlatmıştım. Şimdi şurası muhtemelen anlamayan arkadaşlarım vardır. Hemen bir kere daha anlatıyorum. 7-8'den sonra 1'i nasıl sallıyorum? Sol dizim zaten yukarıdaydı arkadaşlar. Öne doğru hafif şöyle sallayıp ortaya basıyorum. Ayağım yine düz değil. Hafif açık. Vücudumu tartacak şekilde ve vücudumun tam karşısına yani ayağımın olduğu hizaya değil, vücudun tam ortasına doğru bir adım atıyorum. Hafif de sola doğru açık. Bütün adımlarımda bunu kullanacağım. Hafif açık olacak. Şöyle düz bir adım yok burada. Salladım. 1 oldu burası. Yandan gösteriyorum. 7-8'den sonra 1. Çok basit. Sonraki adımı anlatıyorum. 7-8-1 2. Sağ dizimi yukarı doğru çektim. Hiçbir şey yok. 7-8 1 2 7-8 1 2 Basit. Şimdi figürü birleştiriyorum. Ne oldu? 1 2 3 4 5 6 7 Artık bakışlarım karşıda değil mi?
7, 8, 1, 2. Evet, şimdi sonrasını anlatalım. 1, 2, 3, 4. Aslında burası birleşik arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4 değil. 1, 2, 3, 4. Yani 2 vuruşun içinde aslında 4 tane sayım var. O da şöyle oluyor. 1, 2, pardon. 7, 8, 1, 2. Evet arkadaşlar, en son şurada kalmıştık. 7, 8 açtık. 1 yaptığım anda sağ dizimini kaldırıyorum arkadaşlar. Yani 7, 8, 1. 1 bastığım anda arkadaşlar 2 de sağ dizimi kaldırıyorum ama ben bunu tek sayacağım. Eğer çift sayarsam 2 sayı. Ama şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Sol bastım, sağ dizimi hemen çektim 1'de. Zaten buraları anlatmıştım. Bir de şuradan göstereyim. 1. 1. Devamında da 1. 2'yi sağ ayağımla geriye doğru basıyorum. Şöyleydim. 1 yapmıştım. İkinci adımı sağ adımla geriye doğru bir adım atıyorum. Yine bu tarafa doğru açık ve dizim kırık değil. 1. Devamında da arkadaşlar sağ adımı geriye doğru attıktan sonra devamında da hemen sol adımımı çekmeden, bakın yukarı doğru çekmeden direkt arkaya doğru bastım. Hemen arka doğru basarken sağ ayağımın pençe kısmında da dönüşüm var. Yani 1, 2, bas. Buradan gösteriyorum. 1, 2, bas. Sol adımla burada arkadaşlar çekmiyorum. Direkt arkaya doğru tam arkama basıyorum. Bir adım atıyorum. Bunların hepsi gördüğünüz gibi arkadaşlar Zeybe'nin temel adımlarıyla figürler yapmaya çalışıyorum. O yüzden temel adımını çok iyi bileceğiz. Temel adımdan kastım şuydu. Bas, çek, bas, çek, bas, çek. Burada ne yapıyorum? Bastıktan sonra bastığını geri doğru alıyorum. Bastığını direkt öne basıyorum, çekiyorum ya da bunu alıyorum. Geri doğru bas, çek yapıyorum. Şimdi bundan sonrasını anlatıyorum bir kere daha. 7, 8 yaptım. 1, hemen sağ dizimi 45'e çıkardım değil mi? 2 bastım geri doğru, sağ dizi tekrar arkaya doğru bastım. 3 de sağ pençemde dönerek sol ayağımı geri doğru bastım. Ağırlığım nerede artık? Sağ boşta olduğuna göre ağırlığım sol bacağımda. Yani figür şimdi baştan sona gelirsek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Bastım. Şimdi sol adımım üstündeyim, sağ adımım boşta. Sol parmak ucunda arkadaşlar dönüş yapıyorum. Döndüm. Pençede dönüyorum aslında. Parmak ucu dediğim arkadaşlar şu kısım. Pençede dönüyorum. Pençede eğer, yani ben de dönerken eğer pençe çıkarsam sürtünmeyi azaltırım. Daha rahat bir dönüş sağlarım. Sağ bacağımla kendimi de iterek dönüşümü rahatlandırırım. Bunu, yani dönüşlerin hepsini kullanın. Ağırlık merkezini korumak için de sağ adımınızı sol bacağınıza, yani denge ayağınıza yakın tutmanız gerekiyor. Bütün videolarımda bunlardan hep çok bahsettim. Yine tekrar bahsediyorum bundan. Bastım, döndüm. Dengeli bir dönüş için bunu yapmam gerekiyor. Sol parmak ucunda sağ bacağımla kendimi itiyorum ve ağırlık merkezini kaybetmemek için, dengemi sağlamak için ayağımı sağ dizime doğru yaklaştırıyorum. Merkezine iyice yaklaşıyorum, yani dağılmamak için. Buradan sonra bas, dön, sağ adım yukarıda değil mi? Öne doğru hemen bir adım atıyorum. Kollarım hala yukarıda, bakın. Bas, dön, öne doğru bir adım attım. Kırıyorum. İki dizimi de adım boyum şu kadar ve yere doğru bakıyorum. Şimdi bunu yaparken kollarımı da indiriyorum. Nereden indiriyorum? Dışarıdan alıyorum. Önden değil arkadaşlar. O başka bir hareket. Dışarıdan alıyorum kollarımı. Yani dirseklerden kırmıyorum. Şöyle dışarıdan aldım ve benle beraber yukarı doğru kalkıyor. Üstle beraber kollarım yukarı doğru kalkıyor. Yani figürüm ne oluyor? Şuradan sonrasını gösteriyorum. Bas, dön, bir.
1 biraz daha dışarıdan alıyorum kollarımı. 1 eğildim. Eğilirken kollarımı indirdim ve kollarımı kalkarken vücut da kalkıyor. 2 bakış nerede? Yerde. Sonra sol dizi vur. Yukarı doğru kalkarken sol bacağı çek. 45'te ve iki kolunu şöyle yukarıda tutuyorsun. Başının üstünde önleri tutabilirsin. Şuralara tutabilirsin. Ben şunu tercih ediyorum. Ellerim açık. Bitiriyorum. Ya da arkaya doğru adım atıyorum. Mesafeniz varsa öne doğru yürüyebilirsiniz. Yoksa yanlara doğru ya da adım atabilirsiniz. Yani figürüm şu oluyor. Bas, da, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sol adımı yere koyduğum anda, bastığım anda iki kolumu da açıyorum. Yanlara doğru ellerim açık. Omuz hizasında, yani doğrultusunda yanlara doğru açtım ve karşıya doğru bakıyorum. Evet arkadaşlar, birinci figürüm bu. Sonraki figürlerde yine bu şekilde tam detaylı anlatacağım. Öğrenmek isteyen arkadaşlar iletişime geçebilir. Devamını almak isteyen arkadaşlara göndereceğim. Bu figürü bir kere de yan açıdan ve ters açıdan tekrar göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Eğer dilerseniz ya da 1, 2 ya da 1, 2, 3, 4 ya da arkadaşlar 1, 2. Evet, şimdi yani figürleri sayarken tabii ki 9 vuruş, ben çift sayıyorum, 18 sayı yapıyor ama şimdi yaptığımızda 20 sayı çıktı arkadaşlar, olabilir, doğru. Bazı yerlerde tik olması gerekirken sayı ben yine oradan, yani bir çift daha sayıyorum, dolayısıyla fazlalık oradan geliyor. Ama figür olarak baktığınız zaman arkadaşlar figürü tamamen doğru. Böyle bas, çek, hemen bas, geriye doğru çekmeden dön. Önden kır, dizini vur, topla, topla, at, 2, 3, 4. Figürüm var arkadaşlar. Bir kere de baştan gösteriyorum. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da 1, 2, 3, 4. Evet, bunu bir kere müzikle yapıyorum. Ondan sonra da videomu bitireceğim ama şarjım bitmiş muhtemelen. Kötü oldu. Hemen şarj edip bunu bir kere de müzikle size göstermek istiyorum. Durduralım. Şöyle tutalım biraz daha. Evet arkadaşlar, şu anda müzik çaldığım telefonumun şarjı doluyor. O birazdan hazır olur. O zamana kadar ben bu figürü bir kere daha anlatmaya çalışayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Önden şöyle arkadaşlar, şuradan yarıyorum. 7, 8. Sağ tarafındayım. 9. Bastım ve sağ adımı çektim. Sağ adımı şimdi geriye doğru basıyorum. 10. Sol adımı direkt arkaya basıyorum. Yandan gösteriyorum şu anda gördüğünüz gibi. Sağ adımdan anlatıyorum. Bastım. Geride. Tam dönüş yapacağım. Sol pençe sağ adımla sağ bacağımı yukarı doğru çekiyorum. Ortaya doğru dengemi kaybetmek için merkeze doğru kendimi toparlıyorum. Döndüm. Öne doğru bir adım atıyorum. Zıplayarak arkadaşlar, bunu anlatmayı unuttum muhtemelen. Şöyle zıplayarak bir adım olacak. Şu. Sağ taban, sol parmak ucu mesafede şu kadar. Şu.
Büyük bir adım değil yine. Küçük bir adım da değil. Yine orta boy bir adım. Dışarıdan aldım. Vurdum sol dizi. Sol bacağımı çekerken, şöyle çekerken kollarımı da topladım yukarıdan. Ellerim açık. Başımın üstünde yana doğru bıraktım. Birinci figürüm bu. Bakalım. Evet, biraz daha var. Açılmasına. Bir de şu açıdan anlatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Bir de buradan anlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Buralarla ilgili arkadaşlar soru olursa sorabilirsiniz. Sayılarla bu şekilde anlattım. Bir kere de müzik yapmak istiyorum. O yüzden bekletiyorum. Müziğim hazır olursa inşallah. Temel adımlardan bahsedelim. Temel yürüyüşlerde zevk çeşitlerinin birçoğunda arkadaşlar bu adımlar var. Yürüyüşler var. Düz adım atacak olursam bunlar arkadaşlar. Yani çekmeden direkt bas adımlarıyla koltuk altım yine açık. Ellerim ve kollarım açık. Vücudum karşıda. Bakışlarım karşıda ve çenem yukarıda şeklinde. Bas çek. Eğer yapacaksam bas çek. Buraya kadar çekiyorum. Arkada değil, önde değil. Şöyle bileğimi tutmuyorum. Şöyle açıkta değil, böyle değil. Bas ve çek. Salladım. Salla önemli arkadaşlar. Salla, bas. Nereden sallıyorum? Buradaydım. Öne doğru yere teğet geçiyorum. Sonra bas, sol adımı çek. Sağ adım nasıl çektiysem sol adımı yine aynı şekilde çekiyorum. Sonra bunu da sağ adım gibi sallıyorum, basıyorum. Yine sağ adımı çekiyorum. Bu da temel yürüyüşüm arkadaşlar. Bas çeklerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu çakal çökerten içinde böyle yapacaksınız diye bir şey söylemiyorum. Ya ben şunu sadece... Ya bu figürleri, bu hareketlerini hiç anlatıyorum. Zeybek, yani birçok zeybek oyunlarında arkadaşlar bunlar var. Yani bunları bilmeniz gerekiyor. Harmanda da yapsam bu var. Gerizleri yapsam bu var. Kazak zeybeğini yapsam bu var. Hepsini yapsam, Kerem oldu yapsam bunlar var arkadaşlar. Ya da teker zeybeğini yapsam bunların hepsi var. O yüzden temel adımları bilmeniz lazım. O yüzden anlatıyorum. Vakit olduğu için şu anda bunları o yüzden anlatıyorum. Tabii ki kollar burada yukarılarda kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu anda ben öylesine sayı olarak anlatıyorum bunları ya da sayıyorum. Sayıların bir önemi yok. Sadece basit adımların nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar önemli. Hangi zeybeği yaparsanız yapın arkadaşlar bu basit adımlarını bilmeniz gerekiyor. Bahsettikleri bildikten sonra zaten istediğim yere dönüş ekliyorum ya da direkt basıyorum. Bakın çekmiyorum, arkaya doğru alıyorum. Ya ne yaptım? Bastım, çekmiyorum. Bakın çekmeden alıyorum, sonra çekiyorum. İstersen bu şekilde basabilirim. Ama bunların hepsi nereden geliyor? Şimdi kökeni, kaynağı bunların temel adımları bilmeniz gerekiyor. Temel yürüyüşü, temel bahsettikleri. Zeybeği olmazsa olmaz adımları bunlar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 şeklinde sayabiliriz. Evet, telefonumuz biraz nazlı. Yeni açıldı şu anda. Bluetooth'a bağlanmaya çalışıyorum. Bunu da açalım. Evet.
Evet, şu anda bağlandık. Bir kere müzikle göstereceğim. İkinci figürü de müzikle arkadaşlar göstereceğim. Bunun devamını, yani ikinci figürü, üçüncü figürü, diğer 6 tane, 7 tane figürü ders anlatımı videosunu YouTube'a atmayacağım dediğim gibi. İsteyen arkadaşlara, almak isteyen arkadaşlara onları özelden atıyorum. Bilginiz olsun. Tüm zevkleri detaylı ders anlatımı videolarını bu şekilde atıyorum arkadaşlar. Evet, başta itibaren gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar size gösterdiğim şekilde yapıyorum. Yanlışlar gösteriyorum. Arkadaşlar müzikte de bu şekilde, yalnız akış videosunda birinci figürün sonunu ben şöyle yaptım, hatırladım. Buradan sonra bas, dön, tam yana döndüm ve sol dizle karşıya doğru bitirdim. Bu şekilde yaptım, hatırladım ama size anlatırken arkadaşlar şunu yaptım. Bunu anlattım. Şimdi bitirişlerde arkadaşlar birbirine çok yakın olduğu için ben karıştırdım, kusura bakmayın. Hemen öbürünü anlatıyorum. İkisini de kullanabilirsiniz. Yani diğerini bitirişini burada da kullanabilirsiniz. Problem değil. Dediğim gibi zaten orijinal figürleri yok arkadaşlar. Bilinen orijinal figür. Kimse bilmiyor şu an Türkiye'de bunu. Biz de en yakın uygun figürleri yapmaya çalıştık. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Facebook sayfasından alarak, yani oradaki bir zevk ekibine bakarak bunları yapmaya çalışıyorum. Tabii ki benim de derlediğim ya da kattığım figürlerim olduğu için. En uygun figürüm arkadaşlar, affınıza sığınıyorum, sonunu şu şekilde bağlayalım isterseniz. Buradan sonra bas, dön, karşıya doğru dönmüştüm ya arkadaşlar, burada yana doğru, yani bir 90 derece daha döneceğim. Yani 180 değil arkadaşlar, 270 derece dönmüş oluyorum. Nereden peki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, buradan itibaren buraya dönüyorum. Hemen sağdım, bastım. Kollarım açık, vücut karşıda ve dik bu şekilde durdum. Bir kere daha burayı gösteriyorum. 7-8 açtım. Bas, dön, buraya. Size anlattığımda şuraya kadar dönmüştüm arkadaşlar. Karşınızdaydım burada. Figürü böyle bitirdim. Bu bitirişi de kullanabilirsiniz. Sorun yok. Ama bunu diğer figürlerin sonunda kullandım. Dolayısıyla birinci figürün sonunda şunu kullanalım, daha uygun olacak. Bastım, döndüm, yana basılmadan adımımı, sonra sol dizi karşıya doğru vurdum, topla, bitir. Devamı aynı. Sadece ne yaptım? Yana, yani bir 90 derece daha döndüm, karşıya doğru vurdum dizimi, topladım, bitirdim. Devamı aynı zaten. Bir kere de şuradan gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, bas, dön, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Size göre anlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi karşı taraftan daha fazla döndüm. 90 daha döndüm, kollarım açık. Sağ dizimi vurdum. Karşıya doğru topladım ve bitirdim. Evet. Arkadaşlar birinci figürüm bu. Diğer figürlerimde yine çok detaylı bir şekilde anlatımı var. Onu isteyen arkadaşlara göndereceğim dediğim gibi. Kusura bakmayın. Bir karışıklık oldu figürleri sonuna bağlarken. Evet. Hastalığın yorgunluğundan dolayı figürleri karıştırdım muhtemelen. Affınızı sığınıyorum. Videom faydalı olmuştur diye umuyorum. Zeybek aşkıyla kalın. Yapmaya çalışın. Çakal Çökerten müziği çok güzel bir müzik arkadaşlar. Zeybek de çok güzel bir Zeybek. En uygun figürlerde bunlar. Arkadaşlar piyasada bulabileceğiniz ya da görebileceğiniz şu ana kadar en uygun figürlerin yani müziğin ruhuna yakışan en uygun figürler olduğunu düşünüyorum. Ben çok büyük keyifle oynuyorum Çakal Çökerten Zeybek'ini. Siz de umarım aynı keyifle oynayabilirsiniz. İstediğiniz zaman da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yanıtlarım. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Zeybek aşkıyla kalın. Kendinize iyi bakın.